Arkadaşlar bugün şurada gücü boş dükkanı satın alacağım ve bilgisayarcılık yapacağım. Merhaba emlakçı abi. Merhaba Feriçen. Ben bu dükkanı satın almak istiyorum abi. Ne kadar bu dükkan? Bu dükkan 15 altın. 15 altın mı? Bayağı ucuzmuş arkadaşlar. Şöyle Ferit ailesi 15 altını verelim. Al bakalım emlakçı. Ben bu dükkanı artık satın aldım. İyi günler de kullan. Hadi hoşça kal. Hoşça kalın abi. Evet şimdi yavaşlar arkadaşlar. Dükkanımızı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen bir tabelamızı koyalım bakın. Feriçen bilgisayar. Şuraya da arkadaşlar kendim için bir alan yapacağım. Şöyle arkadaşlar alanımızı oluşturalım. Tamamdır Ferit ailesi. Şöyle masalarımızı da koyalım arkadaşlar. Bu masaların üzerine bilgisayarlar olacak. Bir tane laptop satıyorum şimdilik. Bir tane de bir masaüstü bilgisayar satıyorum. Bir tane arkadaşlar böyle eski püskü bilgisayar satıyorum. Ne olsun bunun fiyatı? Bu şimdi biraz eski olduğu için arkadaşlar ben bunu ucuzdan vereceğim abi. 25 altın. Ha bak bu mesela yeni bir bilgisayar arkadaşlar. Bunu da bir 40 altına veririm herhalde abi. 40 altına veririm ben bunu. Laptopu içinde bu bir arkadaşlar oyuncu laptopu. Bayağı arkadaşlar özel var. Oyuncu laptop yazalım Ferit ailesi. Bu da herhalde bir 55 altın eder arkadaşlar. Evet 55 altın yazalım buna. Şurada bir tane arkadaşlar yazar kasa koyalım. Hemen bir tane de sandalye koyalım. Nereye oturacağız? Ayakta mı duracağız? Tamamdır arkadaşlar. Gel vatandaş gel. Bilgisayarcı açıldı. Baksanıza efsane bilgisayarlarımız var. Gelin bilgisayarlarımızdan satın alın. Selamünaleyküm bilgisayarcı bey. Aleyküm selam. Buyurun ne oldu? Yeni bir bilgisayar bakıyordunuz. Eski bilgisayarınızda külüstür. Anladım tamam. Ben size o zaman güzel bir bilgisayar verebilirim. GTA 5 açıyor. Ya da PUBG açan oyuncu laptop verebilirim. Ya da böyle bir bilgisayar da verebilirim. Size kalmış. Ben bir bilgisayar almayacağım ki. O zaman niye geldiniz beyefendi? Burada kocaman ne diyor? Feride bilgisayar diyor. Bak gördün mü? Yani biz bilgisayar satıyoruz. Anladım benim laptopta ben arka plan değiştiremiyorum da yardımcı olur musunuz? Allah Allah. Yani tamirat işlerine çok bakmıyoruz ama yine de yardımcı oluruz. Ne demiş? Arka plan mı değiştiremiyorum demiştiniz. Evet arka planı değiştirmek istiyorum. Ne ki arka planı? Ha, ne güzel işte. Uzay mekiği var arka planla. Ama çok sevmiyorum ben bunu. Doğa fotoğrafı istiyorum. Doğa fotoğrafı istiyorsunuz tamam. Buradan ayara tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Alın size doğa fotoğrafı. Ha, bak atlı bir şey de var. Bak at koydum gördün mü? Ha böyle daha iyi oldu. Tamamdır var mıdır başka yardımcı olabileceğim bir konu? Ben bir tane çizim uygulaması kurmak istiyorum. Bir türlü kuramadım. Çizim uygulaması kuracaksınız tamam. Buradan buraya giriyorsunuz. Buradan da bakın çizim uygulaması işte burada. Onu böyle yüklüyorsunuz. Bakın kuruldu. Çizim uygulaması hazır görmüş olduğunuz gibi. Buradan böyle istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Bilgisayarcı bey çok teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkürler. Rica ederim ne demek her zaman yardımcı olmak isteriz. Biz Feridet bilgisayarı sonuçta. Hani bilgisayarı satın almasanız bile öyle sohbet muhabbet etmeye de gelebilirsiniz. Yani çok gelmeyin ama gelebilirsiniz arada. Lütfen bu ücreti kabul edin. Ben gidiyorum. Abi hiç gerek yoktu. Abi hiç gerek yoktu ya. Allah Allah niye veriyorsun? Arkadaşlar gitti bana 5 tane altın verdi. Sağ olasın ama gerçekten hiç gerek yoktu arkadaşlar. Yani ben bu işi para için yapmıyorum ya. Para için yapmadım. Elini havaya kaldır bakalım. Olamaz sen de kimsin? Kapa çeneni ve elini havada tut. Olamaz tamam tutuyorum ellerim havada tamam. Bilgisayarlar artık benim. Şimdi polis aramayacaksın tamam mı? Hadi görüşürüz. Neden polis aramayayım? Sonuçta sen benim bilgisayar dükkanımı soydun. Polisi arayacağım tabii. Ne yapacağım? Ararsan sonuçları çok kötü olur. Aramayacaksın. Sen gittiğinde arayacağım. Tamam ben gittiğimde ara. Ben buradakini arayamazsın. Tamam abi hadi sen de git artık. Aldın bilgisayarları. Daha ne istiyorsun? Dükkanı üzerine mi yapayım yani? Biraz para ver. Al abi al ya. Öf. Al 5 altın verdim. Bu kadar vardı. Bugünün siftahı yemin ediyorum ki ben burada bir laptop tamir ettim o kadar. Tamam. Olmaz canım ailem. Soyulduk şuna bakın. Hop 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 dur bakalım orada elleri havaya kaldır. Olamaz polis. Bu senin dükkanını mı soydu? Tarık sen polis mi oldun? Evet polis oldum. Boş ver polis olmamı şimdi. Ya dükkanını mı soydu bu senin? Evet Tarık laptopları çaldı ve 5 altınımı çaldı. Tamam abi geri veririm. Lütfen bana bir şey yapma. Şimdi çaldığın laptopları ve altınları geri ver. Buyurun memur bey. Çok pişmanım. Al bakalım kanka. Al bak laptopun ne bilgisayarların ve altınların işte burada. Sağ ol Tarık sen hayatımda gördüğüm en iyi polisin. Şunu tutukla kardeşim ya. Gel buraya tutukluyorum seni ellerini şöyle kelepçeliyim. Abi çok pişmanım. Onu soygun yapmadan önce düşünecektin. Gel benimle karakola. Allah razı olsun Tarık kardeşim. Çok teşekkürler her şey için. Ne demek ben bu köy için çalışmaya devam edeceğim. Vay be arkadaşlar çok üzülmüştüm biliyor musunuz? Bilgisayarlar çalındı diye. Daha satamadan çalınmıştı. Ama neyse ki arkadaşlar Tarık polis olmuş. Tarık bilgisayarlarımızı kurtardı bakın paramı da kurtardı. Baba bilgisayar.
bilgisayar çok iyi, bu bilgisayar da çok iyi baba. Bilgisayar. Oğlum delirdin mi çocuğum, delirdin mi? Valla Roblox açsın yeterli, biraz da ucuz olsun. Roblox açsın yeterli, biraz da ucuz olsun. Yani eski bilgisayar var, bu Roblox açar, bu GTA 5 açıyor, bu PUBG açıyor. Yani siz karar verin. Tamam o zaman eski bilgisayar olsun. Baba bilgisayar. Tamam tamam babasın ne oldu, tamam tamam al bilgisayar, al bak baban alıyor sana bilgisayar şimdi. 25 altınla değil mi? Evet 25 altın. Oo teşekkürler, bilgisayarınızı alabilirsiniz. Hadi gel oğlum gidiyoruz. Ya baba teşekkür ederim, bilgisayarım oldu. Allah Allah, bu nasıl çocuk arkadaşlar. Allah ailesine kolaylık versin yemin ediyorum ki. Bilgisayar bilgisayar diye kafayı yemiş yemin ediyorum ya. 2 saattir şunların üstüne zıplıyor. Dur bakayım bir şey kırılmadı değil mi? İyi iyi arkadaşlar tamamdır. Bir tane bilgisayarı sattık, şimdi kaldı 2 tane. Ben bu parayı tabii ki de arkadaşlar dükkanımı harcayacağım. Dükkanımı geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Şuraya paraları atalım abi şöyle. Dükkanımız abi daha çok gelişecek. Tamamdır, attık. İşte bu, şuna bakın. Dükkanımız bayağı gelişti arkadaşlar. Kapıyı da böyle iptal ettik, burayı kırarız arkadaşlar. Bakın şöyle üst katımız oldu. Şimdi hemen üst katı da arkadaşlar laptoplarımızı koyalım. Bakın arkadaşlar yeni model gaming laptoplarımız geldi. Bakın kırmızı renk var, sarı renk var abi. Şöyle bir tane mavi renk koyalım. Oh süper oldu. Bu arada oyuncu koltuğuna satmaya başladık. Oyuncu koltuklarını da koyalım. Tamamdır abi, efsane oldu vallahi yemin ediyorum ki. Buraya yazalım arkadaşlar, oyuncu laptop 64 altına. Bunlar da bir normal laptoptan daha pahalı olacak arkadaşlar. PUBG açan laptop. Bunlar arkadaşlar oyuncu laptopu. Bunlar arkadaşlar Cyberpunk açan laptoplar. Çok güçlü bunlar. Koltukları da ne yapalım arkadaşlar? Oyuncu koltuğu. Bu da 32 altın olsun Ferit ailesi. Tamamdır canım annem. Koltuklarımız çekil. Önümden çekiyorum. Bakın dönüyorum. Oho! Arkadaşlar gerçekten çok güzelmiş oyuncu koltuğu ya. Mükemmel. Merhaba. Merhaba. Orada mısınız? Müşteri geldi. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmedim değil mi? Yok canım, rahatsızlığı. Buyurun efendim. Ben bir tane hızlı bir laptop arıyorum. Abi hızlı bir laptop arıyorsanız işte hızlı laptopların alası burada. Bak sarı renk var, kırmızı var, yeşili var, mavi var. Hangisini isterseniz? Ben sarı renk isterim de sen biraz özelliklerinden bahset laptopun. Hızlı güzel mi yani? O istediğim oyunu açabilir miyim? Abi sen ne diyorsun? Bu oyunu laptopun açamayacağı oyun bu piyasada yok yani, yok. Neye dayanarak böyle iddialı konuşuyorsun anlamadım. Abi çünkü bu laptop Gigabyte'ın ayrı 16 modeli ve içerisinde Nvidia'nın Adolavas mimarisi üzerindeki RTX 4070 ekran kartı var. Oo ne diyorsun oğlum sen? Tabii. Başka ne özelliği var? Bu ekran kartında 3. nesil RT ve 4. nesil tensör çekirdekleri bulunuyor. Onlar ne işe yarıyor? Abi ne işe yarıyor olur mu? Onlar sayesinde Nvidia'nın en ileri gelen teknolojilerini kullanabiliyorsun. Bayağı iyiymiş o zaman oğlum. Bayağı iyi ya. Selamünaleyküm, ilgilenen var mı? Bir saniye abi, müşteri geldi. Hemen anlatmaya devam edeceğim. Bir saniye. Bu amcacığım. Ne oldu amcacığım? Evladım laptop bozuldu. Tamir edebilir misin? Tamam amcacığım. Bir seni 1 dakika 2 dakika bekleteceğim. 2 dakika zamanını alacağım. Üst katta müşteri var. Onunla konuşuyorum. Tamam mı? Tamam sakın neden beklerim ben. Ne sakıntısı vardı laptopun? Ekran açılıp kapanıyor. Ekran açılıp kapanıyor. Tamamdır abi, hallederiz. Ben hemen geliyorum. Bu bahsettiğim teknolojilerden bir tanesi de RTX abi. RTX teknolojisi sayesinde oyun içerisindeki ışık kırılmaları ve ışık süzmeleri aynı gerçek hayattaki gibi gözüküyor. Oğlum ne diyorsun ya? Bildiğin oyun gerçekçi oluyor yani. Aynen öyle abi. Bir de bunun yanında DLSS teknolojisi de var ekran kartımızda. Özellikle DLSS 3.5'un gelmesiyle birlikte abi oyun içerisinde daha da fazla FPS alıyorsun. Bunlar yapay zeka sayesinde değil mi? Evet abi, yapay zekanın gücüyle birlikte bu yeniden pikselleştirme olayı oluyor ve arkadaşlar daha da fazla FPS alıyorsunuz ve görüntü kaybınız kesinlikle olmuyor. Oğlum valla ben alacağım bu laptopu şimdi, alıp gidiyorum. Dur abi dur, ben malımı övmeyi severim valla, ben malımı öveceğim ondan sonra al. Tamam tamam, övdün de bitiremedin be. Ayrıca ekran kartına reflex teknolojisi sayesinde sistem içerisindeki girdi gecikmesi en az seviyeye indirilerek oyun içerisindeki tepkilerimizi en hızlı aktarabiliyoruz. O zaman her oyunda birinci olursun abi, herkesin önüne geçersin. Evet aslında bu seni daha avantajlı bir pozisyona sokuyor. Başka? Eğer içerik üretirim dersen Nvidia Broadcast ve Studio yazılımlarını kullanarak işini daha da kolaylaştırabilirsin. Onlar da yapay zeka destekli. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi? Vallahi benim anlatacaklarım bu kadar. Bence bu laptopu satın almalısın kardeşim. Abicim ben bir tane çocuğuma bir tane kendime alıyorum. Al şu parayı, hadi görüşürüz. Abi ciddi misin sen? Aldım vallahi, mükemmel laptopmuş oğlum bu. Ya bakın arkadaşlar, öyle bir anlattım ki bayağı sattım abi. 2 tane birden sattım. Neyse amcamızla ilgilenelim. Merhaba amcacığım, kusura bakma, seninle çok ilgilemedim. Önemli değil. Ekran sürekli kapanıp kapanıp duruyor diyorsun değil mi? Kapanıp kapanıp gidip gidip geliyor. Allah
Allah, kapanıp kapanıp geliyor demek ki. Dur abi dur. Büyük ihtimalle laptopu açıp kapatınca düzelir. Restart yapayım ben şöyle laptopa. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Aa, olamaz, laptop patladı. Abi ne oluyor? Evladım, kafama blok düştü. Kurtar beni. Tamam abi dur dur. Abi de kurtarıyorum seni. İyi misin abi? İyiyim. Pardon. Abi senin getireceğin laptopa başlayayım ya. Şuna bak, kocaman yangın çıkardın. Olamaz. Yangın suçlu arkadaşlar. Aa, ne oluyor? Marketim yanıyor. Ne marketi abi? Berber dükkanı burası. Kendini karıştırdın herhalde baş gözünü. Hemen arkadaşlar şu, Allah Allah abi, çok fena yangın çıktı. Ne oluyor böyle? Abicim yanıyor işte. Yanıyor, söndür, yardım et. Allah Allah, yandır, yardım et de söndüreyim. Al şunu, al şunu. Alayım hemen arkadaşlar. Tamam, yangın söndürücü. Hemen söndüreyim arkadaşlar. Eyvah, Abbas'ın evine de sıçırdı. Abi sen nasıl bir laptop getirdin ya? Ne, nasıl bir laptop bu abi ya? Allah aşkına nasıl bir laptop? Vallahi laptopu 100 yıldır açmıyordum. Ya işte 100 yıldır açmıyordun laptopu. Bataryası değişmemiş. Bataryası bende patladı. Al işte ya. Şuna bakın arkadaşlar. Dükkanımız son haline bakın. Gerçekten özür dilerim evladım. Bilerek yapmadım. Tamam amca, sıkıntı yok ya. Ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar ya. Ne bilgisayarcılıkmış be. Bırakıyorum ben bu işi be. Of ya. En azından kârdayım ama ne olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her neyse, bir tane sağda sola gider mi var? Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola giden çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar. Bu videonun video sponsorluğunda çekilmiştir. Lütfen arkadaşlar, aşağıdaki linklerden video ekran kartlarını göze atmayı unutmayın abi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.